Seyircilerimizden gelen kağıt soruları. Gülben Ergen Beyaz Şov'a her geldiğinde hamileydi. Acaba yine hamile mi demiş? Gökhan soruyor. Bunu. Yok. Gazetelerde çıktı haber. Kız çocuğu düşünüyoruz falan filan gibi şeyler. Ben sana katılacağım zaman çıkıyor gerçekten. Böyle evet. Bir değilim. Evet, öyle bir şey yok. Peki. Evet. Beyaz abi beni Demet Özdemir'e benzetiyorlar. Gerçekten benziyor muyum? Demiş. Kim bu arkadaş? Demet Özdemir'e benzeyen. Ama yazmışsınız buraya, görelim kim olduğunuzu da. Heh. Evet, bir yakın plan çekelim. Aa, ben. Ha? Benziyor mu? Benziyor mu bilmiyorum ki. Demet Özdemir'e tam değil ama başka birisine benziyorsun ya. Çıkaracağız birazdan. Vallahi böyle bir popçuya mı birisine bir şey... Demet'ten bir kere daha güzelsin, onu bir söyleyelim sana da yani. Peki, seviyor musun Demet Özdemir'i? Evet, konuşamıyor, ses yok onda da. Acaba başka bir, İrem Melis sormuş, acaba başka bir dizi izlerken ben bunlardan daha güzel rol yapıyorum diyorlar mı kendi içlerinde? Ben evet. Diyorum. He? Diyorsun. Dediğim için oyuncu oldum, böyle başladı zaten. Güzel. Biraz güzel. Egonun olması lazım. Çok sevdiğim bir erkek oyuncu var mı? İyi ki bir meslekte beraberiz dediğin. Yok. Yok mu? Koşuyoruz. Cevaplar çok içten gelmeye başladı. Vay vay vay. Yok ve hiçbirinde sevmiyorum efendim. Var mı çok beğendiğin bir erkek oyuncu, iyi ki bir mesleğin içinde beraberiz dediğin? Halit Ergenç var. Halit Ergenç var, süper evet. Süper cevap. Sen istersen o yoku bir düzelt. Benim de var bu arada. Havada patladı oyuncu. Bir sonraki işinde karşı karşıya. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer, evet. İki tane güzel isim geldi. Emel Coşkun sormuş. Yusuf Çim de erken uyandığında halıyı inceliyor mu demiş. İnceliyorum aslında ya. İnsan bir sabah kalkınca bir halıya bakası geliyor değil mi? Böyle bir, öyle saf saf. Ne, sabah da yapacak bir şey de yok. Öyle bir... Serhat sormuş. Sizi rahatsız eden ve düzeltmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? Ben. Kendin. Hayır, aceleciyim ben çok. Ha, acelesin. Hayır, soru bana ben mı tamamen sordu? Kendimi düzeltmek istiyorum. Hayır, ben çok aceleciyim. Onu düzeltmek isterdim. Düzeltmek isterdin. Senin var mı öyle bir şey? Ben telaşlıyım. Telaşlı. Evet. Yani bir an önce olsun, olsun, olsun. İşte ben de öyle. O benim olmalı, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. O huyumdan vazgeçmek isterdim. Biraz ben de çabuğum. Yani bütün işlerimi çok... ben de seriyim. Çabuğumun U'ları falan kötü oldu. Ben çabuğum diye, çabuğum diye. Senin var mı? Soruyu tekrar alabilir miyim? Soruyu tekrar alabilir miyim? Sen iyice gittin. başka bir programdan. Beğenmediğin bir özelliğin var mı? Düzeltmek istediğin kendinde diye. Yani evet, biraz hani bugün işini yarına bırakma derler ya. Ne derler? Her zaman, yani şu an yapmam gereken şeyi ertelerim yani sürekli. Erteler, ha? Pazartesi. Bir başka güne bırakırsın. Hiçbir zaman olmaz öyle bir şey. Evet. O an devamlı bir erteleme evet. Durumu var yani. Peki, senin var mı? Ben hallettim abi. Ha? Ben hallettim ya. Güzelmiş, peki. Cem sormuş, hiç izinsiz telefon bilgisayar karıştırdılar mı diyor. Ben mi? Evet. Evet. İnsan bir istiyor değil mi? Bu böyle. Hiç var mı aranızda izinsiz cep telefonu bilgisayar karıştırdılar mı? Harikayız. Hepimiz bu suçu paylaştıkça çoğalacağız. Hep beraber. Karıştırdın mı hiç birisinin cep telefonunu? Yok, karıştırmadım. Direkt tepki alıyor mu? Sen zaten yapmamışsındır. Ya bunu evet. Sürekli yaparım yani. Her zaman yaparım aynen. Çok da severim aynen. Sana sorayım mı? Bilmiyorum abi. Hiç kız arkadaşlarının cep telefonunu karıştırdı mı? Merak var yani her türlü. Tabii insan yapıyor. Merak ediyor. Ne de olsa insan diyorsun. Peki. Abi onlar da dizideki zenginler gibi yastığı düz koymadan mı yatıyorlar? Abi ben iki dakika öyle duruyorum, boynum tutuluyor demiş Hatice Seher. Dizilerdeki zenginler yastık dik yatarlar ya böyle, hani hiç yastığı böyle yastık koymazlar diye. Didem hayatının geri kalanında tek bir şarkı dinleyecek olsalardı o şarkı hangisi olurdu? Oo. Güzel soru. Güzel soru. Benim sor. Hemen geldi aklıma. Benim Gülben Ergen'den Bay Doğru ile Bayan. Hayatımın şarkısıdır gerçekten. Evet. Benim Erol Evgin'den bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden. La 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 la
Ben... Hayatım boyunca tek bir şarkı dinleme şansın olsaydı? Çok güzel soru. Ya o kadar çok şarkı var ki hangi birini söyleyeceğim şaşırdım. İşte sen, soru zaten birini söyleyeceğim. Sen cevabı bulunca kadar Demet söylesin. Sen bekle, sen cevabı düşün. Sende var mı? Valla bende de yok ya. Ben çok arabesk dinliyorum. Bir de şimdi söyleyeyim. Olsun. En sevdiğin arabesk parça? Bu ara Serkan Kaya'ya çok fena taktım. Serkan Kaya. Abi bayağı yaşlanmışız ya. Benim Esengül yani. Aa! Aa. Bayılırım Esengül'e. Sever çok, misin? Çok güzel bir ses ama bilir hangi şarkı? Bilir Esengül? Evet. Allah'ım iki kişi. Uy gerçekten gidiyoruz. Çok güzel. Aslında şarkılarını bilirsiniz de Esengül'ün. Belki kendisini tanıyamadınız rahmetliyi. Senin var mı? Yani şu an aklıma pek gelmiyor ama Numan Otu diye bir şarkı var. Kim var? Numan Otu diye bir şarkı var. Yabancı bir parça değil bu arada. Yabancı? Aynen. Ben de dedim bu kadar da artık parçalar enteresan. Serkan Kaya'nın Numan Otu diye parçası vardı. Harika bir parçadır diye. Senin var mı hocam? Abi ben Neşet Ertaş'la büyüdüm. Ah yalan dünya. Güzelmiş. Benim bir iki tane var da şimdi söylemeyeyim. Yusuf Demet'i tanımadan önce de vay be güzel kız diyor muydu diyor. Sibel sormuş. Yani görünen köy kılavuz istemiyor bence. Dizi sırasında oldu değil mi? Yani olanlar dizi sırasında oldu. Sahnelerimizi dizi sırasında çekiyoruz. Dizi sırasında. Evet. Sahneler sırasında mı böyle bir aşk başladı yoksa sohbet sırasında mı? Ben de yıllardan beri sormuyordum böyle sorular. Ya bize de öyle söylediler. Evet. Sormayacak dediler. Sormam da aslında normalde gerçekten sormam da. Bu müzik böyle, peki? İkiniz de böyle bir tıfıl gelince sorasım geldi ya. Yani. Hani tıfıl yakal... Ya başkalarına sorsan soramazsın da onun için yani. Peki hadi gitmeyeyim üzerlerine. hiç ölümle burun buruna gelmem bunu sormayayım. Bir Yeşilçam filminde oynama şansları olsa hangi filmde oynarlardı? Hemen Yeliz. Hazır benimle. Hangisi? Selvi Boylum Al Yazmalı. Güzel film. Asya. Evet. İlk aklıma gelen benim de Selvi Boylum Al Yazmalı. Arkadaş yani. Sen bu gece Gülben ne dediyse Asya. Ya ama gerçekten ya çok isterdim. Bu nasıl bir şeymiş ya? Çok isterdim ya orada oynamayı, orada olmayı. Senin? Ya ben filmin adını unuttum da anlatsam hemen hatırlarsınız. Türkan Şoray'ın Balıkçı Kız'la oynadığı bir... Ha Selvi Boylum Al Yazmalı. Kadir İnanır'la Balıkçı Kız ve Kamyoncu Adam evet. Balıkçı Kız oynadığı film Türkan Şoray'ın. Evet. Hatırlayan var mı? Azize. Evet. Azize. Kayıtlara geçer. Z'leri söyleyemiyorum mu? B diye söylüyorum. Var mı senin? Yok benim aklıma şu an bir şey gelmedi. Allah seni inşallah. Yırtındım sohbet edeyim diye yırtındım. Bu gece yırtındım. Aklıma bir şey gelmiyor ya. 2,5 saatlik program bu. Gelecek aklına bir şey. Cevap vermediğin daha 4 soru var. Geçmişten kalan. Senin var mı? Keloğlan serisinde bulunmak isterim. Keloğlan serisinde bulunmak isterim. Aa saçların enteresan... da var. Enteresan. Aman bir ameliyatlık işi var ya. Onun ne var ya bir şey. Evet. Bir şey yapalım.